Güvenli yolculuklar. Lütfen mümkünse U dönüşü yapın. Yola koyulur. U dönüşü yapın. İlham, uğurlar olsun. Uğurlar olsun abi. Sağa dönün. Tek keyfin yok gibi bugün. Yok abi ya, ne keyfi ya. Keyf ne ara bizde. Kim kaybetti de biz bulacağız keyfi. Ne oldu, hayırdır? Abi boş ver ya. Biz şimdi hatırlatmada kafamı da bozmayın. Şimdi senin de kafamı dönmeyin. Boş be. Vallahi İlhan, doğrusunu söylemek gerekirse bende de pek keyif yok da. Geçen gün düşünüyorum. Lan en son şöyle iştahlı bir kahkaha atalı kaç yıl oldu acaba diye merak ettim. Hatırlayamadım, yemin ederim. Vallahi abi, kahkaha ne ya? Onu umdalı çok oldu. Bu hayat şartlarıyla, bu geçim şartlarıyla kahkaha mahkaha atılacak hal yok. Doğru söylüyorum vallahi. Soldan devam et. Abi sana ben bir hikaye anladım da. Madem kahkaha dedim. Ben gülemem pek emme. Sen biraz güle eğlenirsin bari. Anlat bakalım. Abi biliyorsun, ben eskiden çok içerdim. Hatırlayan değil mi? Evet. Benim çok maceralarım var böyle. Bir akşam başıma bir iş geldi. Onu anladı ve insana da biraz gül bari. Anlat bakalım. Abi bir akşam kafayı çektim arkadaşlarıma. Gece saat 12 mi 1 mi artık bilmeyen, eve doğru yola düzüldüm ben. Anam bekle, merak eder diye sokaklarda kalmayan. Eve giderken bir arkadaş var bizim, onunla karşılaştık. Elinde koca bir şarap şişesi, o zamanlar biz sinekli şarap derdik. Dimlit şarabı. Ondan almış bir deme. Tuttu bunu beraber içeceğim, bunu beraber içeceğim. La ben zaten kafayı bulmuşum, git şuradan dediysem de ha. Stadyumun bahçeye girdik, biz duvarın dibine çömdük. Biraz da kuru üzümden de bir duvarmış. Onlarla bir koca şarabı göttük orada. Şarabı bittikten sonra eve doğru yola düzüldük artık. O bir tarafa, ben bir tarafa. Abi yolu yarı ettim, ondan sonrasını hatırlamayan zaten ben. Bak gözleri bir açtım abi. Yumuşacık bir yerdeydim.
Ama üstünde ben değil bin tane, sen de bin milyon tane böcek var. Gıpır gıpır ediyor abi. Bir hopladım yerinden. Allah! Silkeleniyen böcekler bitti abi. Her taraftan gıpır gıpır ediyorlar. Bir de nereye basıyorsam artık yumuşak dengeyi de tutturamayan bir türlü. Bu arada gözüm karşıya ilişti, böyle bir loş bir ışık var. Bir de bir garaltı var abi böyle. Öne doğru bir eğiliyor, garç, çukurç, tangur tungur, tangur tungur, şangur tungur bir sesler geliyor. Sonra tekrar eğiliyor, yine garç, çukurç bir ses geliyor abi. Arkasından tangur tungur, tangur tungur yine bir sesler. La dedim, ben öldüm herhalde, cehenneme geldim ya da kabir azabına düştük biz. Ben bir bağırdım, eşhedön la ilahe illallah diye. Karşıda karaltı bir hopladı abi yerinden. Bir ses çıktı ama karalttan, bütün bokuma karıştı zaten böyle. diye. Kalbime ineceydi az daha. Karaltı bir zıpladı abi, neredeyse bir metre. Eyvahla olsun kaçacaksın ama nereye gideceksin? Her taraf zifir karanlık, bir bok görünmeye, karşıda bir tek ışık var, ışıkta da o var. Baktım karaltı ışığa doğru gidiyor böyle, koşuyor ama baya. Ben de arkasına düştüm, demin ışığa gideyim de, hiç olmazsa nereye düştüm anasını satayım ya. Bakayım, van buradan bir çıkış olur. Bu önde koşturuyor abi, ben de arkasından koşturuyor. İleride baktım merdivenler var. Bu merdivenleri 3'e 5'e sıçradı çıktı. Bir yandan da bir çığlık atıyor, akıllara zarar böyle. Arkasından ben de vardım merdivenlere. 3-5 basamakta ben de çıktım yukarıda, bir baktım. Bizim odunluğun girişi anasını satayım bura. Allah dedim ya, Allah. Ulan önde koşan da kim, benim cehennem zebanisi dediğim bizim en alt katta oturan kadıncağız var, bir tane dul öğretmen, o kadıncağız. Ama kadın nasıl bağırıyor ya? O yukarılara çıkarken artık ben durdum mecburen. Sonra yukarıdan bir kapı açıldı, trank diye kapandı anasını satayım. Açılması yani kapanması bir oldu. Ben de fırladım yukarıya doğru, kimse kapıya çıkmadan eve varayım da atayım kendimi diye. En üst katta oturuyoruz abi, çıktık. Kapının zile abandım ben. Anam kadın açtı garibim. Ben içeri attım kendimi. Anam dedi, ne hal bu böyle? Abi benim o böcek zannettiğim şeyler var ya, hepsi odun dalaşı. O zamanlar dalaş alıyorsun işte, kereste mereste yapan fabrikalardan. Onları tenekelere depiyoruz, sobada yakıyoruz. Ben de dalaşların üstüne yatmışım, her tarafım dalaş olmuş. Ben attım kendimi banyoya. Bir banyo yapayım dedim. O zamanlar şimdiki gibi böyle sıcak su hazır yok. Termos fonlar var. Adını altına odunu verdim, termos fonu yaktım, silkelendim, güzelce dalaşlardan temizlendim. Isınıncaya kadar dedim odama bir geçeyim de şöyle bir rahat nefes alayım. Girdim odaya. Biraz sonra anam geldi. Ya dedi, sen ne ettin oğlum dışarıda? Ana ben bir şey etmedim. Ya dedi, aşağıda kadıncağızı korkudan öldüreceğimişim sen. Ana dedim, kadın benim kim olduğumu biliyor mu? Bilmeye de dedi. Aşağıda bir yatır varmış. O yatır fırlamış toprağın içinden, karının elini tutmuş. İçeri çekeceğimi zor kurtarmış kendimi, öyle anladı milleti. Ana ne yatır ya, sakın dedi kimseye böyle deme, karıya sarkıntılık ettiğini zannedeler. Tamam ana dedim, neyse
Ben girdim banyoya, biraz sonra banyoyu yaptım, çıktım. Allah! Anam da tabii kadın kısmısı işte. Apartmanda dedikodular başlamış hemen. Abi anında hikayeler uydurmaya başlamışlar. Soldan devam. Efendim orada bir yatır varmış da. Bir zamanla bir kulübe varmış bu evin yerinde. Kulübede de işte bir karı kocayla oğlu yaşıyormuş. Bir akşam bunların evini basmışlar birileri. Hepsini öldürmüşler. Adam öldürmeden önce bunlara beddua edesiymiş. Bir daha gün yüzü görmeyecek bu insanoğlu. Ben insanoğlunun başına musallat olacağım diyesiymiş. O gün bugündür orlarda yatıyormuş bir yatır. O gün de çıkmış. Karının koluna yapışmış. İçeri çekeceğiymiş. Kendini son anda kurtarmış. Abi bir hikayeler. Ondan sonra arada ben tabi eve geliyen akşamları falan bir bakıyan artık kimse odunluğa tek başına girmeye abi. Bakıyan üst kattakiler karı koca inmişler, ellerinde birer demet kömür tenekesi. Güya eve hani iki dene kömür yapacaklarmış da iki kere inçik olmasın diye ikisi beraber inmişler güya. Tabi asla astarı yok. 3,5 atıyorlar akşamın dar vakti odunluğa girmekten, yatır meselesinden. Karı koca beraber iniyorlar. Apartmanda kimse akşam oldu mu odunluğa inmiyor. Bir akşam eve geldim. Baktım. Allah Allah, duvarda bir şeyler var tam odunluğun girişinde. Bir gittim baktım. Abi muska gibi bir şeyler yapmışlar. Duvara da çiviyi vermişler anasını satayım. İpinden de bağlamışlar güzelce. Dualar var Arapçazlar. Ben Arapça bilmeyen ne yazıp ne ettiğini bilmem de. Oraya dürmüşler. İpinden bağlamışlar. Güya yatırın elini kolunu bağlayacaklarmış. Bir hocaya yazmışlar muska gibi bir şey işte neyse artık. Ondan sonra gene geldim baktım iki tane olmuş bunlar. Biri daha yazdırmış. La şunlara deyin ki demeyin ki. Anama dedim ana böyle olmaz bu. Bunlara bir akıl vermek lazım. Yani böyle bir aptallık olmaz anasını satayım. Oğlum dedi aman hışlama hiç sesini çıkartma. Yani karıya sarkıntılık ettiğini falan zannederler. Sonra rezil kepaze oluruz buralarda. Bırak millet dedi ne biliyorsa öyle konuşsun. Hiç sen üstüne başını alma. Velhasıl abi böyle bir olay yaşadık. Tabi bu yaşadığım onca olaydan bir demez. Yine aynı yerde başka bir olayım daha var. Anadolu'nun da bir gün o beyaz uzmanla ortalığı epey bir karıştırdım. Ondan sonra zaten evden ayrıldık. Başka bir ev tuttuk, oraya geçtik. Evde oturamadık yani. İşte böyle abi. Bu içki denen bok yiyen zamanında o kadar çok içtim ki başıma gelmeyen kalmadı içki yüzünden. Vallahi İlhan ben de çok içtim de zamanında içkiden kimseye hayır yok. Hani öyle akşam olduğu zaman bir duble atıvereceksin, bir tane bira içeceksin, sıkıntı yok. Hani onun karı çekilir de. Ama böyle bütün gün açayım rakıyı dibine vurayım, açayım şarabı dibine vurayım dedim mi? Ha. Hem keseye zarar hem sağlığa zarar. O yüzden içki iyi bir şey değil. Hani keyif için içersin, varlıklı olursun. Hayatta zevk alacak başka şeylerin olur da. İçkiyi de arada bir keyif yapmak için bir duble falan atarsın ama. Böyle efkar dağıtmak için, derdini unutmak için falan içki içilmez yani. İçmiyorsun artık sen değil mi? Yok abi ya ben bıraklık çok oldu içkiyi. Artık içmeyen de eskisi gibi de canım da istemiyor zaten. Öyle arkadaşlar falan bazen zorlayalar işte. Bir kadeh bir şey atıveriyor. O da kokusunu bile kaldıramayan artık. Bıraktım ya.
O gün bugündü. Vallahi en iyisini yaptım. Ben de bıraktım artık. Çok uzun zamandır içmiyorum. Arada böyle yazın çok havalar sıcak olursa işte bir şişe bira belki. Çok canım istiyor bazen. Ulan bir şişe bira içiyorum. İçtim bir de yetiyor zaten. Daha ikincisi, üçüncüsünü falan içmem artık. Ulan Trebul değil mi bu? Bu harita. Evet. Bu Promotus'un bir eklentisi. Oldukça güzel bir harita. Bu Gdansk özellikle benim çok sevdiğim bir şehir. Oldukça büyük ve güzel yapılmış bir şehir de. Herhalde ETS 1.40 geldiği zaman bu haritada tarih olacak. Çünkü mevcut haliyle bile güncellemiyorlar. O 1.40 geldikten sonra yeni aydınlatma sistemi gelecek. O sistem geldikten sonra haritayı daha güncelleyen olmaz herhalde. Ya bu ETS-2 ile ATS'ye yeni aydınlatma sistemi geliyor şimdi. Haritalardaki bütün varlıkların hepsinin elden geçmesi gerekiyor yeni aydınlatma sistemine uygun. Tabi kendi varlıklarını kullanan haritalarda bu sıkıntı olacak. Örneğin Promox gibi, Rusmak gibi haritalarda büyük sıkıntı olacak. Çok zaman alacak yani 1.40 geldikten sonra. Hadi Promox'u güncelleyen bir ekip var da bu Plantrebuil için çok umutlu değilim. Rusmap da çok sıkıntılı olacak büyük ihtimalle. Çünkü Rusmap'ta da özel prefabrikler var. Rusmap'a özel prefabrikler var. O prefabrikleri yapan adamcağız da öldüydü yanlış hatırlamıyorsam. Onları kim elden geçirip de yeni sisteme uyarlayacak bilmiyorum. Birisi uyarlasa bile çok zaman alacağı kesin. O yüzden 1.40 çıktıktan sonra uzunca bir zaman güncellenmiş harita bulmakta zorluk çekeriz diye düşünüyorum. Abi bir ne zaman çıkacak? Vallahi herhalde Şubat ayını falan bulur. En son SCS'nin bloğunda söyledikleri Ocak ayına kapalı betanın yetişeceğini düşünüyorlarmış. Yani kendi beta testerları test edecek. Ocak ayında işte onların herhalde test etmeleri bir 15-20 gün zaman alır. Şubat ayında falan da açık betayı yayınlarlar muhtemelen. Açık beta da bir 3 hafta sürse işte Şubat'ın sonlarına doğru büyük ihtimalle 1.40 stabil sürüm yayına girmiş olur. Zaten ondan sonra Iberia DLC'si gelecek. Yeni bir DLC daha hazırlanıyor da bu Ukrayna mı artık Rusya eklentisi mi onu bilemiyorum. 2021 ETS-2 ve ATS için dolu dolu bir yıl olacak. Herhalde 3 tane harita DLC'si alırız diye düşünüyorum ETS için. ATS için de öyle gerçi. Eğer öyle olursa çok fazla haritaya da gerek kalmayacak zaten. Almanya'nın yeniden yapılanması da tamamlanmak üzereymiş. 1.40'la beraber o da gelecek. Almanya yeniden elden geçirilmiş. Dolayısıyla güzel ve büyük bir haritaya zaten sahip olacağız. O herhalde insanları epeyce bir meşgul eder diğer haritalar yapılana kadar. Pro Extended çabuk olur da Rus map biraz zor olur, geç olur diye düşünüyorum. Ama inşallah geç de olsa yapılır. Çünkü Rus map sevdiğim bir harita benim. Çok güzel yollar var onda. Bakalım, zaman gösterecek. Şimdi geldik İlhami. Fazla uzun sürmedi abi ya. Çabuk geldik. 300 kilometrelik yol, altı üstü 15 dakikalık yol aslında da. Yani oyunda 15 dakika tabi. Şimdiki çıkışı kullan. Sağa dönmeye hazır. Sağa dön. Sağa dönmeye hazır. Sağa dönün ve sonra sola dönün.
Sola dönün. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Yolculuğunuz sona erdi. Evet İlhami, son durak.